Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıf Osmanlıca Türkçesi dersimizin 1. dönem 2. yazılı sorularının cevaplarını yapacağız. Kanalımızda 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın ünitelerinin alıştırmalarının tamamını 11. sınıf öğretmen listemizden izleyebilirsiniz. 1. sorumuz: aşağıda Rika yazılışı verilen harflerin matbu yazılışlarını yazınız şeklinde. Cim harfi, Çim dediğimiz, bakın 3 noktalı Ç harfimiz, Ha, H üzerinde tek noktası var, Dal, Vel ve Ra harflerimiz yukarıda Rika yazılışlarıyla verilmiş. Aşağıya siz bu şekilde matbu yazılışını göstereceksiniz. Diğer bölümde ise Kef harfimiz, Gef harfimiz, bakın üzerinde 2 çizgisi var. Nef harfimizin de içerisinde 3 tane noktası olacak. Lam, Mim, Z, J harfimizin 3 noktası var. Sin, Şın harfimizin yine 3 noktası var. Ve Sad harfimiz. İkinci sorumuz: aşağıdaki kutucuklarda matbu ve rika yazılışları verilmiş harfleri örnekteki gibi eşleştiriniz şeklinde. Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, İlk sırada yani J harfimiz var. Bakın J harfimiz bu şekilde eşleştiriyor. Bizler de diğerlerini eşleştirelim. Bakın Sin harfimiz. İkinci sırada Sin harfimiz var. Şın harfimiz bakın bu şekilde. Dat harfimiz ise bakın burada. Gaf harfimiz burası. Kef harfimiz burası. Nef harfimiz burası. Nun harfimiz bakın tek geçişli burası. Ve H harfimiz de böyle olacak. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki tabloda verilen kelimelerin matbu ve rika yazılışlarını karşılaştırıp eşleştiriniz şeklinde. İşleyiniz şeklinde bakın birinci cümle kelimemiz işleyiniz burası. Görüşünüz kelimemiz ise görüşünüz burası. Çalışınız kelimesi burası. Allah Celle Celaluhu burası. İçün ise burası. Rika ile verilen aşağıdaki kelimelerin okunuşlarını boş bırakılan kutucuklara yazınız şeklinde. Taş, yaş, pas, saçak, ağlayan, kes, gerçek, kelebek, pençe, başka şeklinde okunuşların altlarını yazacağız. Aşağıdaki Osmanlıca metinlerin okunuşlarını yazınız diyor. İnsan ben öldükten sonra kabirden diri olarak çıkarılır mıyım der. İnsan evvelce hiçbir şey olmadığı halde kendini halk ettiğimizi düşünmez mi? Meryem suresi 26 ile 27. ayetler. Bir başka okuma metnimiz: en evvel kulak verilecek sözlerin en güzeli Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Mr. Carlyle. Hep kardeşiz. Biz ne paşayız ne beyiz. İlim aşkı talebeyiz. Farkımız yok, hep bir eşiz. Hep mektepli, hep kardeşiz. Evet, bu metnimizi okuduk. Diğer metnimizi okuyalım. Yarın erken kalkalım. Kalkalım denildiği zaman ne vakit
Kalkmak istediğimiz anlaşılmıyor. Yarın erken deyince ne vakit kalkmak istediğimiz tamamıyla anlaşılır. Bir gün köylünün biri oğlu Muhammed ile beraber pazara gidiyordu. Yolda giderken köylü bir at nalı gördü. Oğluna "Şu nalı al." dedi. Fakat oğlu almadı. Bunun üzerine köylü eğildi ve birden nalı aldı. Şehre vardıklarında bu nalı 10 paraya bir nalbanta sattı. Ve bu parayla yarım okka kiraz aldı. Örnek metinleri okumaya devam ediyoruz. Kanalımızda hangi yerlerden sorumluysanız Osmanlıca kitabımızın o taraflarına da çalışabilirsiniz. Muhakkak eksik bırakmayın. Çünkü kitabımızın tamamının konu anlatımlarını gerçekleştirdik. İzleyebilirsiniz. Bir diğer cümleye devam edelim. Kirazı aldı, yedi ve biraz susuzluğu geçti. Köylü biraz daha gittikten sonra bir kiraz daha düşürdü. Muhammed diye bitiriyor. Muhammed, eğer at nalını yerden almak için bir defa eğilmiş olsaydın, kiraz tanelerini almak için 100 defa eğilmeyecektin. İşte bu sana bir ders olsun. Evet sevgili arkadaşlar, Osmanlıca dersimizle ilgili örnek soruları yayınladık, cevapladık. Kanalımızda 11. sınıf Osmanlıca ders kitabının konularını inceleyerek sınavdan sorumlu olduğunuz yerlere daha ayrıntılı çalışabilirsiniz diyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz.